Çok seçime tanık oldum. Ama inanın 2015'teki genel seçimler ve akabinde olan referandumda Cumhuriyet Halk Partisi sandık temelinde Doğu ve Güneydoğu'da kimsenin ulaşamadığı bazı sandıklar hariç, mezra sandıkları hariç hemen hemen hepsinde ıslak imzasını da aldı. Örgütü orada fedakarca görev yaptı. Fakat ben burada tüm halkımıza da teşekkür ediyorum. Yani sivil kuruluşlar, Oy ve Ötesi, Ankara'nın Oyları, avukatlar, değişik siyasi partiler, Cumhuriyet Halk Partisi müşahitliği altında yine değişik yerlerde görev yaptılar. Eksik olduğumuz yerde tamamladık birbirimizi. Sandığın namusu korundu. Ama gelin görün ki kadı hırsızlık yaparsa ne yapacaksınız? Yani hırsızlığı kadı yaptı, kadı. Yukarıda yüksek hakimlerden oluşan Yüksek Seçim Kurulu mevcut meri geçerli kanun olmasına rağmen kanun yapma yetkisi yok kendisinin. Mevcut kanunu uygulama sorumluluğu var. Bunu reddederek mühürsüz oy pusulalarını kabul etmek gibi bir gafletin içine düştü. Yapmaması için uğraşacağız. Bu kadar ucuz değil demokrasi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökeni direnişten gelir. Başkaldırıdan gelir. Hep beraber mücadele edeceğiz. Teslimiyet asla olmayacak. Herkes için geçerli. Hiç kimse de moralini bozmasın. 3 tane 5 tane insana ne demokrasimizi, ne ülkemizi, ne vatanımızı asla teslim etmeyeceğiz. Kaderimizi, çocuklarımızın geleceğini asla teslim etmeyeceğiz. Rahmetli Uğur Mumcu'nun sözlerini unutmayın. Unutmayın. Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir kez ölür diyor. Mustafa Kemal'in sözlerini unutmayın. Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir diyor. Dar ağacına giderken, kellesini vermeye giderken, Pir Sultan'ın haykırışını unutmayın. Varın gidin haber verin Hızır Paşa'ya diyor. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan diyor. Hep beraber direneceğiz. Başka yolu yok, tartışması yok.